Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, akabinde Anıtkabir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir günle yeni dönemine merhaba dedi. Önce mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı ve külliyeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için burada göreve başlama töreni gerçekleştirildi. Dünyadan 21 devlet başkanı ve 13 başbakan Erdoğan için Ankara'ya geldi. Törene eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılan Cumhurbaşkanı protokoldeki tüm misafirleriyle tek tek tokalaştı. Törendeki müzik dinletisi de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı yeni dönemin ilk konuşmasını da burada yaptı. Değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan ilk kabine toplantısının salı günü yapılacağını duyurdu. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı inşallah yapacağız. Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye'ye patinaj yaptırmak demektir. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın ülkeye de, millete de hiçbir faydası yoktur.